Merhabalar, Şirin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere kolayca hazırlayabileceğiniz oldukça yumuşak, çok lezzetli bir rulo pasta tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle muhallebisini hazırlayacağız. Muhallebisi için de tenceremin içerisine yarım litre sütümü ilave ediyorum. Yani 2,5 su bardağı 200 mililitrelik bardakla süt ilave ediyorum. Şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde un ilave ediyorum. Ve yarım çay bardağı da şeker ilave ediyorum. Daha sonrasında içerisine krem şanti ekleyeceğimiz için şeker miktarını biraz az kullanalım. Ve bu malzemelerimi şöyle bir karıştıracağım. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra altını açıyorum ve kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağım. Muhallebim kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. 2-3 dakika ara ara karıştırarak kaynatacağım. Ve altını kapatıyorum. Kapattıktan sonra içerisine bir paket vanilya ekliyorum. Onu da şöyle bir karıştıracağım. Ve bir poşette krem şanti ekliyorum. Soğumasını beklemenize gerek yok. Öncelikle şöyle bir tırpıcımla karıştıracağım. Daha sonrasında mikser kullanacağım. Mikserimizle şöyle 1-2 dakika boyunca güzelce çırpalım. Evet, pastamızın kreması hazır. Bunu böyle bir kenarda bekletelim, iyice soğusun. Biz de bu arada pastamızın kekini hazırlayalım. Pastamızın pandispanyası için karıştırma kabımın içerisine 4 tane yumurtamı kırdım. Oda ısısında olmasına dikkat edin. Eğer yumurtalarınız çok büyükse 3 tane yumurta da işinizi görecektir. Sarısını beyazını ayırt etmenize kesinlikle gerek yok. Benim en sevmediğim şeylerden biridir. İkisini ayrı ayrı çırpmak. Bu şekilde çok pratik oluyor. Şimdi bunun içerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik şekerimi ilave ediyorum. Ve bu ikisini şöyle iyice köpük köpük olana kadar, açık bir sarı hal alana kadar 4-5 dakika kadar güzelce bir çırpacağım. Evet, güzelce çırptım. Şimdi kuru malzemelerimi ekleyeceğim. Bu malzemelerimi de eleyerek ekleyeceğim. Şöyle bir su bardağı hafif tepeli olacak şekilde un ekliyorum. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de şekerli vanilin ilave ediyorum. Şu şekilde eleyeceğim. Şöyle biraz karıştırıp daha sonrasında mikserimi çalıştıracağım. Hemen çalıştırırsanız etrafı un sıçrayabilir. O yüzden şöyle bir karıştırın. Daha sonra çalıştırın. Ve kabartma tozunu da ilave ettikten sonrasında, yani çok da fazla mikserinizi çalıştırmayın. Yarım dakika kadar biraz karıştırın. Daha sonrasında spatulayla devam edin. Havası çok fazla sönmesin. Spatula ile dıştan içe doğru bu şekilde karıştıralım. Kıvamımız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde olacak. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime pandispanyamı boşaltıyorum.
şöyle ve her tarafına eşit olacak şekilde yayalım hamurumuzu. Bu arada fırınımızda 170 derece alt üst ayarlı dereceye getirelim. Isınsın. Mümkün olduğunca her tarafına yaydıktan sonra şöyle birkaç kez tezgahıma vuruyorum. Ve demiş olduğum gibi 170 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarlı fırında pişmeye gönderiyorum. Üzerinin hafif pembeleşmesi yeterlidir. Çok fazla kızartmayın kesinlikle. O zaman hamurumuz sertelir ve sarmakta zorlanırsınız. Pandispanyamı 12 dakikanın sonunda fırından çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi böyle hafif rengi dönecek. Belki sizin fırınınızda daha erken sürede veya daha geç sürede pişebilir. O yüzden hani dakikayı değil, görüntüsünü baz alın. Şöyle birkaç dakika sıcaklığının çıkmasını bekledim. Şimdi şöyle üzerine tekrardan bir yağlı kağıt kapatıyorum. Ve diğer tarafımı çevireceğim. Üzerindeki yağlı kağıdımı alacağım. Üzerindeki yağlı kağıdı aldıktan sonra hemen şöyle ılırken şöyle bir rulo yapalım. Çok sıkı sıkı sarmayın. Şöyle sardıktan sonra biraz bekleyelim. Ve tekrardan şöylece açalım. Bakın hiçbir şekilde kırılma, çatlama yok. Şu kenarlarındaki eğri büğrü olan kısımlarını alıyorum. Kenarlarını da aldıktan sonra hazırlamış olduğumuz kremasını üzerine sürüyorum. Kremasını da şöyle güzelce düzleyerek her tarafına sürelim. Şu kısmında biraz pay bırakın. Sararken krema kayma yapacaktır. Hatta biraz fazlanıza geliyorsa az bir miktar alabilirsiniz de kremanızdan. Kremasını güzelce sürdüm. Ben pastamı muzlu yapacağım. O yüzden şöyle bir tane muzumu soydum. Yerleştiriyorum. Şöyle 1,5 muz yeterli gelecektir. Siz dilerseniz muzlu yapmayabilirsiniz. Sade veya herhangi istediğiniz bir meyveyle de yapabilirsiniz. Muzlarımı da koyduktan sonra şimdi dikkatli bir şekilde pastamı saracağım.
zaten şu kısmından biraz taşma yaşandı yine de. Şimdi bunu böylece güzelce sardıktan sonra şu kenarlarını da şöylece kapatalım ve bunu bir tepsiye alalım ve buzdolabında 2-3 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Yeterince dinlendirdikten sonra şöyle yağlı kağıttan ayıracağım artık pastamı. Şimdi hazırlamış olduğum krem şantisinin üzerine süreceğim. Ben böyle kakaolu krem şanti kullanacağım. Siz isterseniz sade de kullanabilirsiniz. Krem şantisi için de 1 çay bardağı soğuk süte 1 poşet krem şanti ekledim. 1 tepeli tatlı kaşığı da kakao ekledim. Kakaolu olmadığı için evde. Siz dilerseniz direkt kakaolu krem şanti de kullanabilirsiniz. Şöyle her tarafına güzelce yayalım. Krem şantisini spatula ile güzelce her tarafına sürdüm. Şimdi üzerine şöyle küçük küçük doğramış olduğum beyaz çikolatamdan serpiştireceğim. Süsleme aşaması tamamen sizin isteğinize kalmış. Yeteneğinize kalmış. Nasıl istiyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Benim elimde böyle malzemelerim vardı. Ben bunları kullanacağım. Ve şu şekilde ince ince dilimlemiş olduğum çilekler koyacağım üzerine. Tabii bu süsleme aşamasını servise yakın bir zamanda yapın ki meyveleriniz sulanıp kötü olmasın. Pastamı bu şekilde süsledim ve buzdolabına kaldırıp bir müddet daha beklettim. Sizin vaktiniz varsa pastanızı yaptıktan sonra bir gün buzdolabında bekletirseniz daha güzel olacaktır. Ama son süsleme aşamasını servis etmeden önce yaparsanız daha güzel olur. Şimdi pastamızdan bir dilim keselim ve kıvamına bakalım. Pastamdan bir dilim alıp servis tabağıma koydum. Bakın, şimdi sizlere yumuşaklığını, kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten o kadar yumuşak bir pandispanyası var ki. Gerçekten pamuk gibi. İçinin kreması böyle çok lezzetli, pek gibi bir kıvamı var. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.